Merhaba değerli dostlar. 1 Aralık Pazar Adana yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Bir ayı noktaladık. Yeni bir aya başlıyoruz. Umarım bu ay sağlık, huzur, bereket getirir bizlere, şans getirir. Talihsiz kaybettiğimiz oyunları şanslı bir şekilde buluruz diyorum. Örneğini bugün yaşadık. Son ayakta Kurtuluş Bey özellikle en güvendiğim isimlerden bir tanesiydi. Gökhan gereğinden fazla bekledi. Bazen bunu yapıyor. Ben Gökhan Bektaş'a güvenen yorumculardanımdır aslında baktığınızda. Ama yanıldığım zamanlarda olmuştur. Nitekim ilkini değil, bugün bir kez daha yaşattı bana bunu. 16 numaralı Kurtuluş Bey sonlarda geç gelen ataklarla gelmesine rağmen koşuyu dördüncü tamamladı. Bugün baktığımızda bizim için İstanbul'da yarış severlerimiz için, WhatsApp grubumda değerli dostlarım için, ses kaydında özellikle Altılı Ganyan'ın ilk ayağında 5 numaralı Polar Star söyledim. Ganyan alan dostlarımız olmuş, onları tebrik ediyorum. İyi de bir Ganyan'ı varmış. 14 liralık Ganyan'la koşuyu 5 numaralı Polar Star kazandı. Henüz bana şu an videoyu hemen yarış bittikten sonra çekiyorum. Bulan isim oldu mu bilmiyorum ama henüz bana kuponlar gelmedi. Bulduysa onları tebrik ediyorum. 5 numaralı Polar Star belki de Altılı Ganyan'ın en cazip isimdi. Bizim de ses kaydımızda en çok dikkat çekecek isim olduğunu söylemiştim değerli dostlarıma. Adana yarışlarındaysa beklenenin altında koşan 6 numaralı Alora kazanacakmış gibi 800 ile 600 arasını koştu. Düzlüğe çıkılınca enteresandır. Her zaman önde giden Bordo Mavi bugün bekledi. Geldi Alora'yı geçti. Hani tabir vardır özellikle at yarışı oyuncularında, bahisçilerinde. Bunu hep söylerler. Ganyan bayilerinde duyarız. İşte bugün Alora'yı biz yazsaydık, tek atsaydık gelirdi. Tek atmasaydık gelirdi. Tek attık gelmedi gibi söylen. Bugün adeta bunu yaşadık. Mehmet Salih Çelik her zaman atlara çok kaliteli binen bir apranti kardeşimiz ama bugün zannedersem biraz hatalı bindi diye düşünüyorum. Çünkü Alora'nın hiç kaybederi yoktu. Neden o kadar fazla beklediğini düşünmüyorum ama zaman zaman bunları yaşıyoruz. Bu bir bahane değil. Sadece atın formunu sizlere anlatmam adına, yarınki yarışlara ışık tutmak adına bunu sizlere söylüyorum. Baktığınızda bugün iki yarışta noktalandı. Adana çok bir ikramiye vermedi ama İstanbul yarışları muhtemelen iyi bir ikramiye verecektir. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı ve ikinci ayağında cazip sayılabilecek iki isim geldi. Özellikle ilk ayakta Polar Star gerçekten cazip bir isimdi. Kazanma başandı. Bayrağının kardeşi bizim de ses kaydımızda özellikle önerdiğimiz bir isimdi. Kasım ayını noktaladık. Artık Aralık ayındayız. Umarım Aralık ayı bizlere şans, huzur, mutluluk getirir. Bir kez daha bunu söylüyorum. İnanıyorum Aralık ayı atların artık şartlarının dolduğu günler. Yeni yılda şartlar dönecek. O zaman yarışlar daha da enteresan bir hal alacak. Bu Aralık aylarında her zaman istatistiklere göre ben kendime baktığımda her zaman daha başarılı olmuşumdur. Umarım böyle bir ayı noktalarız. Yeni yıla 2020'ye umutla, huzurla çıkarız diye düşünüyorum ama önce önümüzde 31 gün var. Umarım başarılı olabiliriz. Bugün de Adana yarışlarını sizlere yorumlayacağım. Güzel bir program var Adana'da. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de cazip isimleri, enteresan ikilileri, özellikle bugün ikinci koşuda İstanbul'da 4 arkası 3 yani 3-4 Öncü Pınar ve Mademeli ikili biteceğini ses kaydında yarış severlerimize WhatsApp grubumdaki değerli dostlarıma anlattım. Belki gündüz yarışları 300 lira verdi ama bir dostumuz 100 lira basmış 3-4'e 445 lira para almış. Sıralı oynasa belki daha fazla alırdı. Sıralı oynayanlar da varsa onları tebrik ediyorum. Baktığımızda kazanmak istiyorsanız, yarış günleri VIP ailesinin konuğu olmak istiyorsanız 0553 425 59 30 0553 425 59 30 bu numaradan WhatsApp üzerinden mesaj atarak benden bilgi alabilirsiniz. Yarış günleri VIP ailesinin bir konuğu, bir parçası olabilirsiniz diyerek yarış yorumlarına geçiyorum. Adana yarışlarında 1 Aralık'ta birinci koşuyla birlikte gece yarışlarında Yedili Plesi aynı zamanda birinci üçlü Ganyan başlayacak. Yarışa baktığımızda zor bir mücadele gibi görünüyor ama ben bir safkanı ön plana çıkaracağım. 3 aylık aranın, 4 aylık aranın ardından 3 yarış koşan özellikle son startında neredeyse buradaki rakiplerle güzel bir yarış koşup 5 boy startta kalıp sonlarda etkili gelen Dilbağ'a taktıktan sonraki 3 yarışını başarılı bulduğum 1 numaralı Asi Fırat. Çok sevdiğim bir kısrak, çift elinin yavrusu Asi Fırat. O gün çok etkili gelmişti. Bugün yarışa baktığımızda
daha da hızlı gidecek gibi duruyor. Levni, Mecitan, Babiroğlu, hatta Gümüşyol, Lastik gibi önde gidecek safkanların olduğu yarışta kendini çok iyi saklayıp startta da kalmaması halinde bir numaralı Asi Fırat koşuyu kazanmaya yakın isimdir. Gerçekten bu ara start problemleri inanılmaz baş ağrıtıyor. Yarış severlerimizi şikayetçi olduğunu da buradan bir kez daha ben dile getireyim. İkinci koşu altılı ganyan başlayacak. Dört büyük Arapların mücadelesi dişilere ait bir yarışta 9 numaralı Kısmet Kız. Baktığımızda son çim yarışına inanmayın. Bir önceki kumpis yarışını buradaki daha iyi rakiplerin yanında start alarak kazanmıştı Ankara'da uzun mesafede. Bugün bomboş kilosu yetenekli jokeyi Mücahit Bayır'la start alacak. Yarış gidişatı da lehine görünüyor. Ön grubu yakın takip edip düzlükte ataklarına başlayacak olan 9 numaralı Kısmet Kız Adana'ya erken geldi. Hazırlıkları olumlu. Baktığımızda kum pisti seven 9 numaralı Kısmet Kız Adana'da altılı ganyanın ilk ayağını kazanmaya yakın isimdir. Varsa takip isimleriniz yazabilirsiniz. Zaten kısraklara ait bir yarış. Her zaman zor olur. Kısrakların yarışı söylerim. Üçüncü koşuya geldiğimizde dört yaşlı Arapların mücadelesinde benim için bir isim ön plana çıkıyor ama bir de sürekli oynayıp getiremediğim bir safkan var, ondan da bahsedeceğim. İlk olarak 3 numaralı Harras. Bugün kendini önde yalnız bulacak olan, aralıklarla koştuktan sonra son 3 yarışında toparlanan, Ekim ayı başından beri hazırlanan, daha önce de bu pistte kumda kazanmış olan 3 numaralı Harras bugün startla birlikte başa geçip Kaisbert inadıyla Foto'ya kadar direnmeye yakın isimdir. 3 numaralı Harras, Mert Ali Solmaz'da da son yarışında start aldı. Baktığımızda da gücü olan safkan 3 numaralı Harras starttan çıktığı gibi koşuyu kazanmaya yakın isimdir. Aksiyon problemleri var ama bugün muhtemelen önlerde yalnız kalacak. Bunu da geriden gelen rakiplerle çözeceğini düşünüyorum. Onlara cevap vererek 3 numaralı Harras koşuyu kazanmaya yakın isimdir. En yakın rakibi de 8 numaralı Gökçe Efe. Neden mi derseniz, iki yarışında da oynamıştık, kötü koşmuştu. Bugün Gökçe Efe'nin son yarışı. Start aldığı koşularında baktığımızda zaman zaman iyi koşan, bugün de bomboş kilosuyla ters koşacak olan safkan. Olur da Harras o aksiyon bozukluğunu yine yaşarsa, o zaman sonlarda etkili gelip koşuyu kazanıp yarış yaşamını da uzatabilir. 4 yaşındaki isim 4 yaşındaki isim 8 numaralı Gökçe Efe. Geçiyorum 3. ayağa, 4. koşuda baktığımızda böyle bir grubu bir daha bulamayacak olan, 73 handikap puanlı 63 kilo ile start alacak olan 1 numaralı Noble Princess, Prenses Zahra'nın yavrusu. Baktığımızda çok uygunsuz grupta start alıyor. Danyelle daha önce koşup kazanmışlığı da var bu pistte yine ağır kiloyla. Böyle pisti bulan 1 numaralı Noble Princess hem rakipleri uygun hem pist ve avantaj lehine gözüküyor. Son yarışında Çin'de bile çok iyi koştu. Kalitesi malum 1 numaralı Noble Princess koşuyu kazanmanın en güçlü adayıdır. Bir aksilik olmazsa da koşuyu kazanmaya yakın isimdir. Altılıyı cazip hale götürmek için varsa tuttuğunuz isimler yazabilirsiniz ama bir aksilik olmazsa 65 bile kilo bile koşsa 1 numaralı Noble Princess bir gümbür gümbür havası estirebilir. Dördüncü ayak 3 yaşlı Arapların maiden mücadelesinde aslında baktığımızda 1 numaralı Arabian Prince son yarışında güzel koştu. Çin pistte yarış yaşamının ilk startıydı. İyi koştu, Baba Yavuz arkasına 200'lere kadar, 150'lere kadar mücadelenin içindeydi ama kazanamayınca, anlayınca Hışman o gün atı yormadı. Bugün ikinci kez start alacaklar. Baktığımızda kum pistte yatkın orijiniyle olan 1 numaralı Arabian Prince yarış hazırlıkları da olumlu. Adana'ya da erken geldi. Gücümü koşacağım derse bu yarışı kazanmanın en güçlü adayıdır. Ama yok, ben yine ikinci olacağım, kazanamayacağım derse de enteresan bir isimden bahsedeyim sizlere. O da 7 numaralı Kurşunoğlu. Hep iyi koşmasını beklediğim ama son iki yarışında toparlanan, özellikle son startında Adana'da kum pistte son 300'lere kadar mücadelenin içinde yer alan, daha sonra temposu düşünce geride kalan, bugün Ayhan Kurşun'la start alacak olan 7 numaralı Kurşunoğlu bugün kalitesini konuşturabilir. Kuruş Ağa orijinini sahaya yansıtabilir. Eğer cazip isim arıyorsanız 7 numaralı Kuruş'un oğlunu değerlendirebilirsiniz. Tabela ayağına geldiğimizde ise yarış gidişatına baktığımızda Erdemirci, Bartolomeo ve Levent Bey'in önde gideceği yarışta bunların hemen peşine yatacak olan 5 numaralı Serdaran son çim pist startına uzun mesafede geri planda kalmasına bakmayın. O gün mesafe uzun geldi. Bugün tam istediği mesafede start alacak olan, daha önceki startını da İstanbul'da Işman Çizik'te kazanan, yeniden Işman'la buluşan 5 numaralı Serdaran. Orhan Bey'in
Arap atı Serdar Han'a çok benzediğini söylemiştim. O yüzden bu ismi almış olabilir. 5 numaralı Serdar Han koşuyu kazanmanın en güçlü adayıdır. Muhtemelen viraj dönüldükten sonra Hışman'ın deli kan tarmasıyla gelip farkı açarak koşuyu kazanmaya yakın isim olabilir. Ama yok, ben önlerdeki mücadeleyi kaçırmayacağım. O tempoya ayak uyduracağım derse de enteresan bir isim var geriden gelecek. Son iki Çin pist yarışına inanmadığım, kum pisti daha iyi koşan, çok uygun kilosu yetenekli aprantisi Mehmet Salih Çelik de start alacak olan 8 numaralı Luxor Girl. Baktığımızda baba Luxor, anne Erkintay, çok iyi bir kan hattına sahip. Erkintay'ın yavrusu 8 numaralı Luxor Girl yarın Adana'da bombayı patlatırsa şaşırmam. Eğer at yazıyorsanız mutlaka kuponlarınızda bulundurunuz. Son koşuya geldiğimizde 3 yaşlı Arapların dişilerine ait mücadelesinde 4 numaralı Göklerin Gülü son yarışını 6 attan pres yiyen, ona rağmen 800 ile 400 arası da Karavaş'ta tempoya giren, sonlarda düşen temposuyla üçüncülükte kalan, o yarışını ölçü almadığım, dinlenip Adana'ya gelen, yarış hazırlıklarında çok iyi olan Diliran'ın öz kardeşi. Baktığımızda Diliran, yanlış hatırlamıyorsam, Aygırlığa ayrıldı. Yerini artık Göklerin Gülü'ne bıraktı. Her ne kadar dişi bir safkan olsa da kalitesi malum olan 4 numaralı Göklerin Gülü bence bugün Özcan Yıldırım'la 3. startında kazanmaya yakın isimdir. Gücü var, kalitesi var, her şey lehine. 4 numaralı Göklerin Gülü Diliran gibi Adana'da kazanarak başlayabilir. Diliran da Adana'ya geldiği ilk startında kazanmayı başarmıştı. 4 numaralı Göklerin Gülü de abisi gibi bunu yapabilir. 7 koşulu Adana programını sizler için yorumladım. Sizler de kendi tuttuğunuz takip hatlarınızı yazarak kuponunuzu oluşturabilirsiniz. WhatsApp grubuma katılmak isterseniz 0553 425 59 30. Bu numaradan WhatsApp üzerinden mesaj atarak benden bilgi alabilirsiniz. Hem cazip atları hem de şanslı isimleri, ikilileri bulmak istiyorsanız yarış günleri VIP ailesini tercih edebilirsiniz. Baktığınızda hem ses kaydı hem şablonla birlikte oluşturduğumuz oyunları görebilirsiniz. Hepinize sağlıklı bir pazar günü, bol şans diliyorum. Hoşça kalın.